hepimizin defalarca okumuş olduğunu, duymuş olduğunu tahmin ettiğim bir hadisi şerifi, bu gerçeği bize hatırlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye, burada bir kere daha okumak istiyorum. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif, Ebu Davud'da 4693. hadis-i şerif, Tirmizi'de de 2955. hadisi şerif. Bakınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu büyük gerçeği bize nasıl anlatıyor? Allahu Teala Adem'i bir avuç topraktan yarattı buyuruyor. Bu avuç bizim bir kepçe kadar olan avucumuz değil şüphesiz. Bir tutam topraktan yarattı. Bu toprağı da yani bu bir avuç, bir tutam toprağı da dünyanın bütün toprak çeşitlerinden topladı. Dünyada şu renk toprak, bu renk toprak, kirli toprak, unlu toprak, kumlu toprak, bir yığın toprak çeşidi var. Bu toprak çeşitlerin tamamından Adem'in hamurunu yaptı Allah. Celle Celaluhu. Bunun için Adem'in çocukları da toprağın farklılığı kadar farklı karakterli oldular diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için kimisi, kimisi kırmızı tenli, kimisi beyaz tenli, kimisi siyah tenli, kimisi kumral, kimisi narin, nazik bir insan, kimisi haşim bir insan, kimisi pis karakterli, kimisi temiz karakterli. Bunun için Adem'in çocukları farklı farklı oldu. Çok önemli bir nokta. Çöl toprağının adı toprak olduğu halde, Asya ovasındaki bir ovanın toprağının da adı toprak olduğu halde birbirleriyle benzeşmedikleri gibi filan yerdeki insanla filan yerdeki insan aynı ailenin içindeki bir çocukla öbür çocuk benzeşmiyorlar. Aynı babanın çocukları olduğumuz halde, aynı havva annemiz olduğu halde kadınla erkek farklı farklı. Allah böyle murad etmiş, böyle yaratmış. Fitne zamanında namazımızı fitneye göre değiştiremeyiz. Orucumuzu fitne zamanıdır diye farklı tutamayız. İbadetleri değiştiremeyiz. Ama birbirimize bakış ayarlarımızı değiştirebiliriz. Daha esnek, birbirimizi daha takdir eder, birbirimize karşı daha müsamahalı olabiliriz. Çünkü fitne zamanı ile normal zamanı şöyle bir benzetmeyle zihinlere oturtmak istiyorum. Boluda bir orman veya herhangi bir yerdeki bir orman ocak ayında istense de yakılamaz. Ocak ayında ya üstünde kar var ya yağmur yağmıştır ya da toprak nemlidir. Ağaç ıslaktır daha güneş görüp kurumamıştır. Benzin döksen yakamazsın ormanı. Ağustos ayında ise güneş her şeyi kurutmuştur. Kibrite bile gerek yok oraya bir şişe atsanız, o şişeye güneş ışığı 5-10 dakika yansısa, yaprakları tutuşturup, zaten yanmak için fırsat kollayan, ormanı kökten yakabilir. Köklerini bile yakabilir. Fitne zamanında da Müslümanlar, şeytanın o asırlardan beri geliştirdiği fitne ortamı yüzünden, böyle bir zeminde yaşıyorlardır. Bir sözün bedeli fitne zamanında, bir kelimenin bedeli normal zamandakinden daha ağır olabilir. Ormanımızı başından sonuna kadar yakıp kül haline getirebilir. Bu örneği unutmuyoruz. Fitne zamanında en dikkat edilecek hususların başında farklı karakterlerle, farklı kimliklerle yaşadığımızı bileceğiz. Buna göre davranacağız. Aile düzenimizde buna dikkat edeceğiz sosyal ilişkilerimize buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edersek Allah'ın da yardımına daha yakın duracağız. Neden? Çünkü Allah sebeplere başvurduktan sonra bize yardım ediyor. Allah'a tevekkül ne zamandır? Elinden geleni yaptıktan sonradır. Allah'a tevekkülü tembellerin yapması mümkün değildir çalışıp üzerine düşeni yaptıktan sonra insan tevekkül eder. Fitne zamanında da Allah muhafaza buyursun, ümmetimizi beladan fitneden muhafaza buyursun demeden önce, dikkat etmemiz gereken fitne zamanı hassas noktalarının başında bu gelmektedir. Buna biz dikkat ederiz. Bundan sonra da allah Teala bizi korur veya imtihanımızı fitne üzerinden yapar. O nasıl murad ederse öyle yapacak zaten.